saat 22'de kaçış planı açıklayacağını duyurmuştu CHP lideri Kılıçdaroğlu. Beklenen videosu yayınlandı. ABD'de kurulan bir vakfa TÜRGEV ve Ensar aracılığıyla 1 milyar lira kaçırıldığını iddia etti. Neden Amerika diye sordu. Bu iddialarla ilgili az önce CNN Türk yayınında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamada bulundu. Legal bir takım işlemleri illegal gibi gösteriyorlar. Gayri ahlaki iddialardır. Dolayısıyla hukuken her türlü adım atılacak ve soruşturma açılması için de başvuruda bulunulacak AK Parti kanadı açısından dedi. Şimdi Hasan Basri Yalçın, ne görüyorsunuz? Yani bu açıklamanın zamanlamasıyla ilgili Ömer Çelik şunu da ifade etti. İşte Türkiye'nin şu anda dış politikadaki pozisyonu, aynı zamanda terörle ilgili mücadeleyle atılan bu son adımlar bu sebeple aslında Kılıçdaroğlu bu açıklamaları yapıyor dedi. Size döneceğim ama AK Parti kanadından Sayın Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş hattımızda. İyi akşamlar Sayın Kurtulmuş. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Buyurun sizi dinleyelim. Siz neler ifade edeceksiniz Kılıçdaroğlu'nun bu iddialarıyla ilgili? Tabii yani bu akşam özellikle 5 şehidimizin olduğu, 5 evladımızın şehit düştüğü gün gecesinde böylesine sevimsiz ve böylesine seviyesiz bir konu hakkında konuşmak hakikaten bize üzüntü veriyor. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve bütün milletimize de başsağlığı diliyorum. Tabii bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun gündüzden anons ederek aman kaçacaklar, çok önemli bir şeyler açıklayacağım diyerek ortaya atmış olduğu sözlerin tamamı öncelikle büyük bir siyasi nezaketsizlik içeriyor. Saldırgan bir uslup, bir nefret dili, bir tehdit uslubu içerisinde bunları söylüyor ve epeydir sürdürmüş olduğu yalan, tehdit ve böyle saldırı, nefret dilinin ortaya konulan uygulamalarından birisi. Muhtemelen bir iki hafta sonra bu akşam ne dediğini hatırlamayacak. Yani elimde belgeler var diye ortaya koymuş olduğu şey. Zaten öyle anlaşılıyor ki oradaki vakfın zaten Amerikan makamlarına vermiş olduğu resmi kayıtlarla ilgili bir durumdur. Ve zaten bu da çok rahatlıkla açık bir faaliyetin sonucudur. Bu paraların nereye ne şekilde harcandığı da ortadadır. Orada devam etmekte olan bir inşaatın olduğunu da herkes biliyor. Kendisi de biliyor. Ama bunları söylerken sanki Sayın Erdoğan ve ailesi, Sayın Cumhurbaşkanımız ve ailesi bir yere kaçacakmış gibi, sanki bir yerlere bir para kaçırılıyormuş gibi tamamen algı operasyonu olan bir süreci bu akşam bir tiyatroyu izlemiş olduk. Ama bu tiyatroyu izlerken de bir taraftan insan şunu da söylemeden edemiyor. Sayın Kılıçdaroğlu bu tiyatral maharetiyle aynı zamanda meşhur Hitler Almanyası'nın o propaganda bakanı Goebbels'i de aratmayacak bir nitelikte olduğunu ortaya koymuş oldu. İbretlik bir durumdu. Söylediklerinin hiç astarı söylediklerinin bir mantık silsilesinin olmadığı da aşikardır. Ama daha acı olan Türkiye siyasetinde partiler birbirleriyle rekabet eder, yarışırlar, birbirlerine en ağır şeyleri de söyleyebilirler. Ama böylesine nefret diliyle bunların gündeme getirilmiş olması, böylesine büyük bir çirkin kara algı operasyonunun bir parçası haline dönüştürülmüş olması, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin genel başkanı olan bir kişiye yakışmıyor. Yine Türkiye'nin etrafının böyle ateş çemberine döndüğü bir ortamda Türkiye siyasetinin böyle yanlış bir konuyla meşgul edilmiş olması da ayrı bir şeydir. Kabul edilebilir bir durum değildir. Siyasi bir nezaketsizliktir. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız ve gerekli vakıflar bu konuyla ilgili hukuki haklarını sonuna kadar arayacaklardır. Mücadelesini vereceklerdir. Ama şundan da emin olsunlar ki AK Parti böylesine basit ayak oyunlarına, böylesine basit bir takım iftira düzeneklerine pabuç bırakacak bir siyasi hareket değildir. Şunu da nasıl söyleyebiliyorlar, efendim kaçacaklar? Bu millet kimin, nerede, ne zaman kaçtığını çok iyi biliyor ve hatırlıyor. 15 Temmuz gecesinde bunların ağababalarının yapmaya kalktığı darbe teşebbüsü karşısında kendileri bir takım yerlerden kaçıp gizlenirlerken kaçmanın ne demek olduğunu, demokrasinin yanında durmamanın ne demek olduğunu bir kere daha ortaya koymuş oldular.
Ayrıca Türkiye'nin seçilmiş cumhurbaşkanını, halkın oylarıyla seçilmiş olan cumhurbaşkanına bu kadar ağır hakaretler yaparak da demokrasini ile uzaktan yakından bir ilişkilerinin olmadığını, demokratik edep ve usullerden de hiçbir şekilde pay almadıklarını ortaya koymuş oldular. Fevkalade çirkin bir algı operasyonunu yaşadık. Tekraren söylüyorum, birkaç gün sonra, belki birkaç hafta sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na ya falanca akşam kalkıp şunları söylemiştin, hatta 22'de söyleyeceğim diye de bütün Türkiye'yi oraya yönlendirmeye çalışmıştın. Bu kara bir algı operasyonudur. Göbels'e rahmet okutan bir eylemdir Kılıçdaroğlu'nun bu akşam yaptığı. Hiçbir siyasi karşılığı yoktur. Hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Söyledikleri de suyun üstüne yazılmış bir yazıdan ibarettir. Silinip gidecektir. Peki bürokratlarla ilgili ifadeleri dikkat çekti. Onları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu zaten epeydir ilk sefer olmuyor. Yani hatırlayın geçtiğimiz senede yaz aylarında falan, gününü şimdi unuttum. Falanca günden sonra imza atan bürokratlardan hesap soracağız dedi. O gün geçti, üstünden bir sene geçti falan. Yani nasıl hesap soracaksın? Siyasette hesap sormak, falanca bürokrattan hesap sormak, şu bürokrattan hesap sormak diye bir şey yok. Hukuk dışı kim ne yaptıysa ondan zaten hukuk hesabını sorar. Hesabı da siyasi olarak sadece millet sorar. O da sandıkta sorar. Millet de sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi'nden 60 senedir hesap soruyor ve bundan sonra da hesap sormaya devam edecektir. Şimdi zannediyorlarsa ki böyle bir takım tehditlerle, böyle bir takım yanlışlıklarla biz bu anlamda devlet bürokrasisini tehdit edeceğiz ve bunları alışkanlık haline getirerek, parmak sallayarak insanları susturacağız. Bizim devlet geleneğimizde böyle bir şey yok. Bizim devlet geleneğimizde evet insanlar yanlış yapabilir, yanlış yapan insan olur. Bunu mahkemeye verirsiniz. İlgililer şikayetini yapar, mahkemeye verir. Resmi delilleri ortaya koyar ve herkes hesabını mahkemede verir. Eğer bir bürokrat yanlış yaptıysa, ama bürokrasiyi baskı altına almak için, bürokrasiyi işlemez hale getirmek için, bürokrasiyi tehditlerle bir tarafa doğru kanalize etmek için bunları söylemenin hiçbir faydası yoktur. Aklı başında hiçbir bürokrat da bunu kale almaz. Dolayısıyla bu bir alışkanlık haline getirilmiş olan kötü bir durumdur. Bizim geleneğimizde bu yoktur. Bizim siyasi geleneğimizde de tehdit yoktur. Peki bu iddialarıyla ilgili Kılıçdaroğlu'nun çok ısrarlı bir sorusu var. O vakıfla ilgili işte 1 milyar liranın kaçırıldığını iddia ettiği vakıfla ilgili bir vakıf kurduruyorlar Amerika'da. Neden Amerika'da? Neden diye soruyor. Çünkü ben de tabii bunun cevaplarını ilgili vakıf verecektir ama yani insan önündeki okuduğunu iddia ettiği metinleri şöyle bir okur da öyle konuşur. Bu vakıf Amerika'da bir yurt yapmak üzere faaliyete başlamış olan ve bildiğim kadarıyla bu vakfın, bu yurdun da yurt inşaatının da kaba inşaatı neredeyse bitmiş olan bir vakıftan bahsediyoruz. Bu hibe edilen, gönderilen, Türkiye'den oraya havale edilen paraların hepsi de herhalde kayıt kuyut altındadır. Ve vakıf burada yaptırdığı yurdu da herhalde para karşılığında yaptırıyor. Ve bunların hepsinin hesapları vardır. Kimsenin kimseden bir para kaçırdığı yok. Kaldı ki hem bir taraftan şu kadar milyon dolar diyor, arkasından bunu Türk parası olarak şu kadar milyar diyor ki para büyük görünsün diye. Bunlar ayak oyunlardır. Göbels derken onun için söylüyorum. Bu ve benzeri bir takım kara propagandalar bunlar yapıyor. Sanki hiçbir şey yapılmamış, hiçbir şey ortada yokmuş, böyle bir vakıf yokmuş, bu vakfın bir faaliyeti yokmuş, bunlar herhangi bir faaliyet içerisinde değillermiş gibi buradan oraya şu para gönderildi, bu para gönderildi. Bakın buradan açık söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Amerika'da bildiğim kadarıyla temsilcisi var. Bu arkadaşlarına haber versinler. Onlar da gitsinler bu vakıfla ilgili bir suç duyurusunda bulunsun. Bu vakfın yaptığı, harcadığı paraların nasıl, ne şekilde harcandığını istiyorlarsa resmi olarak da öğrensinler. Bildiğim kadarıyla vakıf Amerika'nın bütün resmi kanallarını açık bir şekilde orada faaliyet gösteren, kayıt kuyut altına alınmış bir vakıftır. Ya Kılıçdaroğlu herhalde şunu da unutuyor. İnsanların gönderdiği birkaç bin doların dahi, banka üzerinden gönderdiği dolarların dahi takip edildiği bir dünyada ve dönemde yaşıyoruz. Hepsinin kaydının kuyruğunun olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bu gerçekten komik bir iddiadır. Ama sadece dediğim gibi bir algı oluşturmak için, milletin kafasında parayı çalıyorlar, gönderiyorlar vesaire demek için ve oradaki yapılan faaliyetleri töhmet altında bırakmak için
ve zannediyor ki bundan da bir siyasi rant elde edecek. Boşuna beyhude bir çabadır. Peki Sayın Kurtulmuş, değerli konuklarımızla birlikte dinliyoruz sizi. Hulki Cevizoğlu, Abdülkadir Selvi, Hasan Basri Yalçın ve Hakan Bayrakçı. Zannediyorum onların da akıllarında bazı sorular oluşmuştur. Varsa sorumuz Hulki Bey, Abdülkadir Bey. Buyurun Abdülkadir Bey. Tabii bunu neden şimdi gündeme getirdi Kılıçdaroğlu? Zaman zaman bu tür iddiaları ortaya atıyor ama zamanlama olarak neden şimdi gündeme getirdi Sayın Kurtulmuş'a, onu sormak isterim. Yani niyetini okumak istemem hiç kimsenin, böyle bir şey doğru bulmam. Ama sonuçta Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasette Kılıçdaroğlu'nu ilgilendiren bir mesele de Cumhurbaşkanı, muhalefet cephesinin Cumhurbaşkanı kim olacaktır meselesidir. Başta kendi partisi olmak üzere 6 artı birlik masadan çok sayıda Cumhurbaşkanı adayının olma ihtimali var. Muhtemelen kendi ismi etrafında bir konsolidasyon gerçekleştirmek istemiş olabilir. Ya da bunun üzerinden işte bakın biz bile aslında şu yaptığımız bir zaman israfıdır. Biz bile bu konuyu konuşuyoruz. Türkiye'nin bugün gündemini bir şekilde ele geçirmiş oldu. Dediğim gibi birkaç gün sonra bu gündem hiç ortada olmayacaktır. Ben bunun biraz da sanki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük bir konsolide etme çabasının bir parçası olduğunu tahmin ederim. Ama dediğim gibi kimsenin niyetini okumak istemem. Peki, var mı başka sorumuz efendim? Ben bir şey sorayım. Tabii, buyurun Hakan Bey. Efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar Hakan Bey. Şimdi biraz evvel Sayın Çelik bugün 5 şehitin olduğunu ve ciddi bir orada mücadele verdiğini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve daha önce de benzeri operasyonlarda benzeri dikkat çeken açıklamalar olduğunu ima da etmedi. Aşağı yukarı açık söyledi. Böyle bir tespit gerçekten var mı? Daha önce oldu mu benzeri bir durum? Tabii var. Bu anlamda tabii bizim terörle mücadelemiz hem Türkiye'de hem Türkiye sınırları dışarısında bir gerçekten temel bir milli güvenlik sorunumuz olarak devam ediyor. Hepimizin ortak milli meselesi olması gerekir. Ben de en başta söyledim. Bugün keşke bütün Türkiye bu şehitlerimiz ve bu şehit haberleri sonrasında ortaya çıkan, hepimizin yüreklerini yakan bu tablo karşısında nasıl terörle mücadele edeceğiz bunu konuşabilseydik. Ama böylesine basit bir algı meselesiyle ilgili konuşuyoruz. Daha evvel de oldu. Hatta bunlar gün gün o operasyonların yapıldığı günler öncesi ve sonrasında bunlar ortaya çıkarılabilir. Hepsi medyanın da arşivlerindedir. Bir işin bu tarafı var. Bir de kullanılan yöntem itibariyle tam FETÖ'vari bir yöntem kullanılmaktadır. Ve özellikle yurt dışındaki eğitim çalışmalarına vurulmak istenen darbe dolayısıyla da burada açıkçası herhalde biraz da lojistik olarak FETÖ'den de destek aldıkları anlaşılıyor. Özellikle Amerika'da onların bu anlamda yaptığı faaliyetleri gölgede bırakacak, Türk çocuklarına sahip çıkıp onların eğitim almaları için destek olacak bir faaliyetinde daha şimdiden gölgelenmesi için bir çaba ortaya konulmuş oluyor. Anladım. Peki. Zannediyorum başka sorumuz yok. Sizin eklemek istediğiniz var mı Sayın Çok Kurtulmuş? Teşekkür ediyorum. Yani bütün oradaki arkadaşlarımıza da selamlarımı sunuyorum. Bütün milletimize de bu vesileyle bir kere daha başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Amin. Allah şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Amin. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Evet, Sayın Numan Kurtulmuş da bu iddialarla ilgili aslında bazı noktaları cevapladı. Aslında Sayın Kurtulmuş'un da karşı bir suçlaması var. Çok FETÖ'vari görünüyor bu algı çabası ve bu iddialar diyor.